Arkadaşlar kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Bu videoma. Bu videomda size ne göstereceğim? Gördüğünüz gibi bir Şahin var. Daha 68 bin kilometrede. Göstermek istedim size. Resmi plaka. Bir ilçede yatıyormuş. BK'ye göndereceklermiş. Kullanamadıkları için odaya. İlim müftü yardımcısı da Adem abim, ben buna teşekkür ediyorum. Bu arabayı hayata döndürdüğü için. Biz o arabayı alalım, bakımlarını yaptıralım, binelim demiş. Araba da alınmayacak gibi bir araba değil. Gelin bir bakalım yani. Ben çok hoşuma gitti, size de göstermek istedim. Yani kapılar mapılar şıkır şıkır. Orijinalinde merkezi kilit yoktu. Merkezi kilidi biz aldık. Şurada orijinal kömütlesi. Gördüğünüz gibi şöyle göstereyim dedim arkadaşlar, muhteşem ya. İçi falan. Silecek motoru bozulmuş, onu değiştirdik. Arka stoplarını falan değiştirdik. Yani döşemeleri möşemeleri her şey çok güzel ya. Muhteşem. Şöyle gördüğünüz gibi şöyle göstereyim ben size. Tavanı, mamanı. Arabanın her şeyi. Bazı ufak tefek eksiklikler var ama motor içini göstereyim ben şöyle. Akü bitmiş yata yata. Aküyü değiştirdik. Bu ucularını falan kontrol ettik. Benzin borusu falan deforme olmuş yata yata. Onları değiştirdik. Antivizini kontrol ettik. Bir yağ yaftesi değiştirdik arabaya. Araba saat gibi çalışıyor zaten. LPG taktırmışlar önceden ama çalışmamış ki araba zaten. LPG takılsa da hani önemli değil. Benzinde falan kibrit gibi çok güzel çalışıyor. Aracı çalıştıralım. Araba benzinde çalışıyor bu araba. Evet, şu anda benzinde. Çok güzel çalışıyor. Düğmeyi ortaya al. Birazdan LPG'ye geçelim bir süre diye. Yani şaseler, maseler arkadaşlar. Aşağıya göstereceğim ben size birazdan. Altını göstereceğim arabanın. Altı falan muhteşem. Arabanın stikerleri, her şey orijinaliyle duruyor. Şuna bakın. Yani bu araba bulunmaz nimet yani. Kaportası, boyası, farları, marları, her şey orijinal. Bir arka stoplarını ben değiştirdim. Birkaç ufak tefek şeyleri vardı bozuk yerler. Onları yaptım. Şuraları falan görüyor musunuz? Stikerleri falan arkadaşlar. Hepsi orijinal duruyor yani. Fabrikanın koyduğu gibi duruyor. Bunlar da yazlık kışlık oluyordu. Gördüğünüz gibi. Kışın buraya getiriyorsunuz. Kışın sıcak havayı buradan çekiyor. Manuel. Karşı şasilere falan baksanıza, canavar gibi araba. Şu anda benzinde çalışıyor araba. Ve temiz ettirdim tabii iç güzelce. Çiçek gibi oldu araba. Silecek motorunu değiştirdik zaten. Kapıları mapıları şıkır şıkır. Bagajını da göstereyim ben size şöyle. Araba şimdi benzinde çalışıyor. Benzinde de, LPG'de de. İkisinde de kibrit gibi çalışıyor araba. Bagaj içi. Orijinal kirkosu. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hepsi yerine duruyor. Evet. Bakalım. Malzemesi falan fişek gibi araba. Evet, gaz, benzin bitti. Gaz alalım. Çalıştır. Böyle almış çalışıyor gördüğünüz gibi. Yani araba muhteşem. Kilometresini de gördünüz zaten. Değişen boya arabada zaten yok. Araba bildiğiniz saz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle size arabanın altında göstermek istedim. Kilometresi dediğim gibi daha 60 küsür binde, 68 binde falan. Altında en ufak çürük yok. Araba baby face yani, her yeri orijinal. Çoğu malzemesi orijinal. Yani bakım amaçlı bazı malzemeler değişmiş orijinalinden farklı markalarla ama şaseler, maseler bebek gibi. Arabanın kaportasında falan, altında, üstünde hiçbir şey gözükmüyor. Üstünde zaten gördünüz iç aksamlarını falan. Şaseler falan orijinal pütürleriyle duruyor hep şuralar falan. Çok güzel yani, bunu arasan, para versen bu arabayı bulamazsın yani. Altlarda ne çürük var, ne ezik var, ne bozuk var.
Yani her yer canavar gibi. Haliyle biraz yattığı için ister istemez deformasyonlar oluşmuş, ufak tefek paslanmalar, ama hiçbir şeye mani değil yani. Canavar gibi. Motor altını şöyle size tekrar göstereceğim ben. Şanzımanla falan terlemeler, mellemeler, her şey eskisi gibi, orijinal gibi duruyor yani. Arkadaşlar, bu videomda anlatacaklarım buraya kadar. Yeni videolar için takipte kalın. Hoşça kalın.